Selamünaleyküm arkadaşlar. Size yavru uçumu yapacağız. Şöyle göstereyim. Dur, diğer taraftan göster abi. Böyle mirolardan gelme. Basını gösteriyoruz. Millet damızlık olarak uçuruyor. Biz bunu bakıyor. Biz buna oyun kuşu olarak uçuruyoruz, evet. Arkadaşlar. Bizim için kuşun renginden ziyade uçumu önemlidir. Mirolar da biliyorsunuz hakikisi oyun kuşudur. Bunu da inşallah oyuna sokacağız. Teke attığımız zamanları da size paylaşacağız. Evet. Oyuna girmesi için arkadaşlar alıştırma süreçleri bunlar. Teke düştüğü zamanları da sizlerle paylaşmak nasip olur inşallah bizlere. Şimdi teke yavru oldukları için, yani yavruluktan yeni çıkıyorlar. Bir de kardeşi var orada, köpezli. Evet, kardeşini de çekeyim şöyle. Bu bir alt kardeşi. Bunları uçuracağız şimdi. Alıştırıyorum. Alıştırdık mı? Allah izin verirse oyuna bak. Ver bakalım brusuru. Al sen uçur. Yok sen ver, sen ver. Ben çekiyorum. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bunların hepsi yavru arkadaşlar. İki tane büyük var içlerinde. At, karşıya at. Onlar karşıya at, sıkıntı yok. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Yani paslı da tabir ediyorlar. Hani paslılarda biliyorsunuz arkadaşlar miroların altından elde edilme kuşlar oldukları için. Genellikle bu tarz kuşları Mardin Sevel böyle damızlık bakan arkadaşlarımız kapalı kümeslerde bakıyor. Biz ise oyunu için bakıyoruz arkadaşlar. O şöyle göstereyim. Bilader diyor ki balık tavada, kuş havada. Şu an sesi belki duyulmuyordur. Gel abi istersen yanıma. Şöyle. Şimdi sadece yavru uçumlarını attık arkadaşlar. Alışsınlar diye şöyle görüyorsunuz. Bakın. Bel kırmaya başladılar. Oynamaya başladılar. Bilader gel buraya, buradan söyle sesini duyuyor, anlaşılmıyor. Evet. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz. Diğerleri de kalktı. Karşıya konan. Hangisini çekeceğimizi şaşırdık arkadaşlar. Şöyle sağdan soldan her yerden dalıyorlar. Kendilerine rota ayarlamaya çalışıyorlar arkadaşlar. Teke düştüğü zamanlarda hani evin etrafını çözdükleri zaman kendilerine bir rota çizer Mardin kuşu arkadaşlar. Hep aynı rotadan gelip çeker. Görüyorsunuz arkadaşlar, oyuna girecek yani. Takla atmaya başladılar. Şu an kümesin kapısını açtı. Çok fazla da değil arkadaşlar hani. Böyle birkaç defa döndükten sonra evin etrafında indirmemiz kafi. Çünkü daha yavru bunlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Bakın. Hani yavaş yavaş. Yavaş yavaş tekede düşürdüğümüz zamanlar sizlere izleteceğiz inşallah. Bakın arkadaşlar, bu daha önce size uçutturduğumuz kuşlardan. Arkadaşlar tekrar geliyor. Görüyorsunuz. Arkadaşlar bizim için kuş havada olacak. Görüyorsunuz arkadaşlar. İnşallah bu kuşu da sökeceğiz. Evet, çileklerimizi de paylaş arkadaşlar. Evet. Çilek çektik. Balkonun çilekleri arkadaşlar. Gerçi güvercinler bunları yemiyor, biraz büyüsünler. Çilekler yemiyor. Allah Allah. Bak çilek de var. Şöyle göster. Minik minik daha olmaya başladı yeni. Çileklerimiz de var arkadaşlar. Biraz böyle büyüsünler. Biber salatalık falan da gelir inşallah. Etrafına. Ya böyle. Yani olabilir bahçe tarzı. Böyle arkadaşlar böyle şöyle
Size yakından yavrularımızı göstereyim hani. Kuşlarımız. Bunların hepsi oyunluk anılar arkadaşlar. Hani oyunsuz kuş yok şu an arkadaşlar burada. Bizim yavru baktığımız kuşlar bile oyunlu. Evet. Şöyle. Allah nasip eder. Şu virüsü de bir atlatırsak arkadaşlar. Daha güzel uçum, hani daha güzel rahat uçumlar da elde edelim. Çünkü eksik malzemelerimiz var. Onları da yavaş yavaş tamamlayacağız. Ya bazı konularda diyorum eksik malzeme az da var. Onları hani daha güzel videolar içerikler çekeceğiz inşallah. Daha önceden elimizde kullandığımız ilaçların şeyleri falan atıyoruz şoka bittiği zaman mı? Hani başka kümesleri de gezeceğiz inşallah. İnşallah. Çok değerli kardeşlerimiz var, abilerimiz var, dostlarımız var sizlerden iyi olmasına. Onlar da bekliyorlar bizi. Ve onların da hobisini paylaşacağız. Bu işin uzmanı olmaları. Hangi konudan anlıyorlarsa, hangi kuşundan anlıyorlarsa. Kümeste yavru var mı yeni yavru? Yok. Yok. Kümesin şu an yavru yeni eşledik kuşlarımız. Yani ben zaten şöyle göstereyim arkadaşlar kümesi. Hani kasaları temiz kaldırmıştık şöyle göstereyim. Hani şu dururlar. Evet şöyle değerli komşumuzu göstereyim size. Sanayinin bir numaralı oto elektrik ustası kendisi. Ahmet Usta da değil mi tanırlar? Günaydın koçum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Hani oto elektrikle alakalı sıkıntısı olanlar küçük sanayide Ahmet Usta'yı buluyor. Şöyle. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bir de güneşte keyif yapıyorlar. Ya bunların görseli. Hani güzel şey bu. Ötümleri. Şimdi güvercin merakı olan arkadaşlara bu daha çok hitap eder. Güvercin bakmayan arkadaşlar da var bizleri izleyen sağ olsunlar. Onlar bu zevkten hani belki bir şey anlam ifade etmeyebilir. Onlar hani hayvan sevmediği için vesaire değil. Zevkler ve renkler tartışılmaz ama hani bu da güvercin sevenlerin hoşuna gidiyor. Yani onlara bahsetmek istediğin noktalardan, değinmek istediğin noktalardan biri bu. Hani böyle ötüşleri, böyle güneşlenmeleri, uçuşu, oyunlu mardinlerde takla, döneklerde dönüşler. Hani bu tarz şeyler. Hani böyle güvercin sevenlerin hoşuna gidiyor. Tabi bazı tavuk severleri var, tavşan severleri var. Değişik hayvan sever arkadaşlarımız var. Ya onların da hangi hayvanı niye sevdiği ile alakalı görsellerimiz de ilerleyen zamanlarda gelecek inşallah. Şu yaptığımız mevzi ile alakalı videolar var arkadaşlar kanalımızda. Hani şu mevzinin çok büyük faydası var arkadaşlar. Hani yavaş yavaş etrafını da yeşillendireceğiz. Böyle saksılarla. Onun da videoları gelir sizlerle. Onun avantajını da sizlerle paylaşacağız inşallah. Tamam. Söylemek istediğin bir şey var mı birader? Sağ olsunlar tüm dostlara. Biz takip ettikleri için teşekkür ederiz. Evet. İlerleyen zamanlarda hep birlikte daha da iyi içeriklerle beraber olacağız. O zaman sağlıcakla kalsınlar. Sağlıcakla kalsınlar. Allah'a emanet olsunlar. Allah sağlıktan saatten ayırmasın. Dua ederiz. Dualarını bekleriz hepsine. Allah'a emanet arkadaşlar.